Şimdi Okan Yokuşlu'dan bahsedeceksek eğer herhalde öncelikle yabancı dilini konuşmamız lazım. Çünkü bu kadar rahat açıklama yapan açıkçası hatırlamıyorum. Yani Nihat Kahveci'yi söyleyebiliriz. İspanya'ya gidip de gerçekten çok başarılı bir şekilde çok kısa sürede öğrenip İspanyolca konuşan Okay da bunun devamlarından biri, önemli. İspanya'da gerçekten olması gereken bu. Yani bugün Alman ligine de gitseniz Almanca işte Ozan Kabak İngilizce biliyordu. Şimdi arıl arıl Almanca konuşabiliyor. Bu hangi ülkeye gidiyorsanız o ülkenin darısı bizim başımıza diyelim. Ülkemize gelenlerin hepsinin yanında biliyorsun tercüman var. Hiçbiri bizim, yani birkaç tane istisnadır yabancı gelip de Türkçe konuşmaya başlayan. Ama bizim... Abi bize Pascal Nouma'yla doğdu. Yani herhalde doyduk biz o. Fransa'da doğdu falan deyip sonra gerisinde o, tabii, tamamıyla Türk işin, olan birisi. O işi tabii magazinleştirdi. O fazla sempatikti o. Evet. Ama onun haricinde birçok futbolcu artık Türkiye'de böyle tercümansız. Hani bizim tabii ki tercümanlarımız işsiz kalmasın çocuklar. Takımda tabii ki onların aileleri var. Onlara yardım ediyorlar. Her konuda bir tercüman sadece saha içinde görevi yok biliyorsunuz. Birçok sosyal anlamda çocuğa her şeyle ilgileniyorlar çünkü. Ama şimdi Okay'ın böyle gidip de işte 2 senelik sürede basın toplantısını İspanyolca yapması hoş bir şey bu. Türkçeyi öğrenme konusunda Türkiye'ye gelen yabancı futbolcular daha çok bir Balkanlardan gelenlerin daha hızlı öğrendiğini, değil mi? Ben öyle yani hatırlıyorum. Orada bir tabii ki coğrafi, bir kültürel bir avantajlık var, avantaj var. Ama mesela yani çoğu Brezilyalılar falan kesinlikle yani çok oyuncu, yani sadece ülke olarak sanırım Arjantinlisi, Güney Amerikalısı, Afrikalısı, İngilizce, Fransızca, Portekizce, Brezilyaca hepsi tercümanlar vasıtasıyla. Yani uzun süre kalan futbolcunun ki 2 senede Okay bu noktaya, basın toplantısını yapacak noktaya gelmiş. Tebrik edelim, böyle olmalı. Evet. Ama tabii ki onun da işlediği orada baktım konu, özellikle seyircisi oynamaya takılmış. Taraftarsız. Alışığım. Daha önce oynadım diyor kendisi. Ama taraftarsız da doğru söylüyor. Yani taraftar, yani bir futbolcunun motive olması, siz yani bir tiyatro oyunu oynuyorsunuz boş koltuklara, düşünebiliyor musunuz? Nasıl motive olursunuz? Ama işte feci bir benzetme oldu bu. Ama gerçekten yani o alkışı, o şeyi yani öyledir. Oyuncu yani performanstır yani o da. Performanstır ama işte bunların hani Nagelsmann'ın dediği gibi siz belki seyircisi oynayacağınız ama size 2 milyar insan izleyecek hani Alman Ligi başladığında. Öyle kafanızda öyle mental olarak düşünün. Onun gibi düşünmek zorundasınız. Bu bir süreç çünkü. Yani yüzyıllarca böyle 10 yıl 5 yıl sürecek gibi gözükmüyor. İnşallah. Hatta Nihat Özdemir'in dediği gibi belki de kalan 3 maçı seyirciyle oynama bayağı iyimser mi dedim acaba. İnşallah diyorum İnşallah. Ben de. İnşallah. Rakamlar iyice düşer inşallah. Hepimiz yine tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Bunu her defasında hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz.